ahlaki değerlerinize sahip çıkın, sahip. Ben bunu istiyorum sizden. İşte Çorum milletvekilimiz, halkımızın öz evladı Sayın Ali Yüksel Kavuşlu'yu alkışlıyoruz efendim. Mecliste de öyle gidiyor. Beliçik köyümüzün bu yayla şenliğinde sizlerle beraber olmamız hakikaten bizleri gururlandırıyor. Cenab-ı Allah böyle vermiş olduğu nimetleri bir arada teneffüs etmenin ve bir arada birbirleriyle kucaklaşmanın neticesi olarak bu şenliklerin hakikaten biraz evvel de bahsedildiği gibi İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin diğer yerlerinden bu şenliklere bir araya gelerek hemşerilerin birbirleriyle kucaklaşması ve silah-ı rahim yapmaları hakikaten hem manevi yönden hem maddi yönden elhamdülillah bizleri gururlandırıyor. İnşallah bugünkü havaya baktığımız zaman bu şenlikteki birlik ve beraberliğin, uhuvvet ve tesanüdün, muhabbet ve ittifakın beraber olmasından dolayı Cenab-ı Allah da rahmetini indirecek inşallah. Bu toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Beliçi köyümüzle beraber diğer derneklerimizi, 30'un üstünde bulunan derneklerimizin başkanlarını ve yönetim kurullarını ve buradaki hizmet içinde olanlarının hepsini tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Karder Başkanımızın ve ekibinin bizzat buraya gelerek organizede beraber olmaları ve bir bütünlük içerisinde hareket etmeleri dolayısıyla Karder Teşkilatımızı ve Karder Derneğimizi bu birlik ve beraberliğinin tesanüt ve muhabbet içinde olduğundan dolayı onları da tebriklerimi sunuyorum. Ayrıca medarı iftarımız olan, dünya güreş şampiyonumuz olan, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın başkentlerinde sallandırmaya vesile olan Tevfik Kışı da hem bu köyümüzün sahibi olarak, yaylamızın sahibi olarak bu organizelerin dördüncüsünü yaptığımız bu Tevfik Kış ve Pelitçik şenliklerinden dolayı kendisini iftarla tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah uzun ömürler versin ve bu hizmetleri devam etsin diyorum. Biliyorsunuz ki biz Çorum'un ve Kargı içerisinden gönderdiğiniz hemşeriniz olarak Ali Yüksel Kavuşlu olarak sizlere, köylerimize bütün su bakımından, boru bakımından, yol bakımından hizmetlerimizi bir iftar vesilesi görüyoruz. Bu yapmış olduğumuz hizmetlerle gurur duyuyoruz, lezzet alıyoruz. Çünkü insanımıza yapılan en güzel hizmet yol hizmeti, su hizmeti. Onun için AK Parti iktidarı olarak, bu partinin kurucusu olarak, iftihar vesilesi olarak kurmuş olduğumuz 4,5 sene evvelki partimizin bir yıl içerisinde hatta 9 ay içerisinde iktidara gelerek 367 milletvekiliyle Türkiye'deki meclisimizi temsil ederek gurur duyuyoruz. Çünkü sizin içinizden çıkan, sizinle beraber nefes alan, sizinle bütün meselelerini bilen bir hemşeriniz olarak bu AK Parti'nin büyük bir kitlenin içerisinden kurucusu olan 72 kişinin içerisinde bir tanesi olarak ben bu hizmetlerimizi gururla, iftarla sizlere yapılan bu hizmetlerden lezzet alıyorum. Çünkü mahsul gönülde biter. İçeriden gelen bir hizmetle,
sizlere bu hizmetleri bir ibadet sayıyorum. Çünkü insana yapılan hizmetler Allah'a yapılan hizmetler gibidir. Onun için Cenab-ı Allah bu hizmetlerimizde bize yardımcı oluyor. Onun için bu hizmetleri devam edeceğiz. Şu 3,5 sene içerisinde Türkiye'mize, Çorum'umuza ve Kargım'ımıza ve köylerimize yapılan hizmetler 30 senede getirilemeyen hizmetler yapıldı. Her sahada, milli eğitim sahasında, sağlık sahasında, memleketin hastanelerimizi mamur hale getirdik. Şu anda pazartesi geçtiğimiz pazartesinden itibaren Kargım'ımızın hastanesinde bütün donatımıyla beraber hastanenin ameliyathanesini tekamül ettirdik ve pazartesi gün orada apandis ameliyatıyla başlamıştır. Güzel ve operatörümüz, doktorlarımız, son olarak da inşallah mütehassımız da geliyor, dahiliyeci. İnşallah sizleri yormadan, Çorum'a, Ankara'ya, Tosya'ya gitmeden Kargı'da bu hastalarımıza şifa verecek şekilde hizmetleri ayağımıza kadar getirdik. Yollarımızla buradan bir sene, 1,5 sene evvel yine bu pörütçüğümüze gelen o yolun açılışını, köprünün açılışını yaptık. Biz bu çalışmalardan lezzet duyuyoruz. Dün de bahsettim. Bazılarının bir çivi çakmadığı yerde övündükleri meselede hiçbir zaman ne bakanlıkta ne de efendim Saracık köyünün bir an evvel yan...